değerli borsa yatırımcıları herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar şirketlerin hikayelerini anlatmaya devam ediyoruz. Bugün size tanıtacağım şirketimiz Tüçelik. Tüçelik alüminyum ve metal mamulleri sanayi ve ticaret anonim şirketidir. Bu şirketimizle ilgili arkadaşlar ilk başta ana sayfasında bir şeyler anlatacağız. Ondan sonra şirketin faaliyet raporuna bakacağız. Ve en son fin Fintables'te şirketin operasyonlukları hakkında size biraz bilgi vereceğim her şeyden önce Arkadaşlar bu şirketin aldığı işler baya fazla yaptığı yatırımları ciddi anlamda fazladır ancak şirketin finansal yük durumu da var Dolayısıyla bu açıda bakmanız lazım Arkadaşlar bu şirketimiz yüzde 500 bedelsiz sermaye artımı artırımı kararını almış ancak şirketin finansallarına baktığımızda da şirketin bedeli yapma ihtimali de var. Bu açıdan biraz ilginç bir şirketimiz. Arkadaşlar benim burada paylaştığım şirketlerin hiçbir tanesi yatırım tavsiyesi değildir. Sadece şirket sadece şirketlerin hikayelerini size anlatıyorum. Ancak benim şirketleri tanıtma tarzım açıkçası biraz daha farklı. Ben size şirketi paket halinde sunuyorum. Yani kaplara bakıyorum, bilançolarına bakıyorum, raporlarına bakıyorum, fin tabletteki çarpanlarına bakıyorum. Dolayısıyla normalde bir yatırımcının aslında bakması gereken, şirketle ilgili bakılması gereken hemen hemen her şeyi de söylüyorum. Burada bir emek var. Videolarımı paylaşıp beğenirseniz çok çok mutlu olurum. Şimdiden herkese iyi izlemeler. Arkadaşlar şu an şirketin Ana sayfasındayım. Şirketin kurumsal kısmına baktığımızda bu şirket 1988 yılında kurulmuş ve 2004 yılında ise arkadaşlar yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon tesisini kurmuşlar. Galiba bir salgın var. Sesimde bir değişiklik var. O açıdan da kusura bakmayın. Devam ediyoruz. Arkadaşlar bu şirketlerin ana faaliyet konusu otomotiv ve beyaz eşya sektörüdür. Şimdi şirketi size tanıtmak için hemen şirketin faaliyet raporunu açıyorum. Buradan şirketle ilgili bilmemiz gerekenlerin altını çizdim. Umarım video uzun sürmez. Ancak dediğim gibi vermem gereken neyse onu da vermek zorundayım. Genel bir fotoğraf, genel bir çerçeve, şirketi tanıtmak için de bazı şeyleri de söylemek zorundayız. Faaliyet raporu arkadaşlar 2023'ün 3. çeyreğine aittir. Şirketin şurada baktığımızda 3 tane öğretim tesisi var. Sancaktepe, İstanbul, Gebze, Kocaeli, yine Kartepe, Kocaeli. Şirketin genel merkezi de arkadaşlar İstanbul'dadır. Şirketimizin sermaye sadece, sermayesi sadece 30 milyondur. Şirketimizle ilgili bilgileri sunmaya devam ediyoruz. Şimdi geldiğimizde şirketin bir de şey kısmı var arkadaşlar. Sermaye yapısı. Şirketin 518 tane çalışanı var. Sermaye yapısı ise arkadaşlar Nersan Holding %37.67 ki Nersan Holding'in de ana sayfasına gittim. Bu holding enerji, otomotiv, gemi sektöründe faaliyet gösteren bir holdingimiz. Dolayısıyla Tüçel'in arkasında da bir holding var. Sermaye açısında bunu da bilmekte fayda var. Halka açıklık kısmı ise arkadaşlar %53.46 ancak iş yatırımın sayfasında baktım. Orada %58 gösteriyor. Siz %55 %60'ı halka açık olan bir şirket olarak düşünebilirsiniz. Faaliyet raporu hazırlanır, hazırlanırken şirketle ilgili meydana gelen değişiklikler var, gelişmeler var. Onlar ise bir GES yatırımı kararıdır. Enerji ihtiyaçlarının %50'sini karşılayacak olan bu yatırım Nevşehir'de ve 5 milyon dolar bedelle bir yenilenebilir enerji yatırımıdır. Bu yatırımları arkadaşlar 2024 yılının son çeyreğinde faaliyete geçeceğini belirtmişler. Dediğim gibi şirketin ağırlıklı faaliyet alanı arkadaşlar otomotiv sektörü ve beyaz eşya sektörüdür. Burada otomotiv sektörü ile ilgili çeşitli değerlendirme yapmışlar. Ancak Türkiye olarak bizim otomotiv parçalarıyla ilgili otomotiv sektörüyle ilgili daha katma değerli ürünler üretmemiz gerektiğini burada söylüyorlar. Şirketlerin de projeksiyonlarının projeksiyonlarının bu yönde olduğunu söylüyorlar. Bakın burada altını çizmişim ne diyor? Ancak daha yüksek yerli katkı için batarya, motor, vites kutusu, diferansiyel kutusu yine göç ünitesi ile elektrik, elektronik kontrol sistemlerinde seri olarak üretilmesi gerektiğini söylüyorlar. Şirketin otomotiv sektöründeki müşterilerinin boş Magna, Mahle, Vala ve Hlita olduğunu söylüyorlar. Bu müşterileriyle çalıştıklarını bize belirtmişler burada. Beyaz eşya sektöründe ise arkadaşlar Vestel ve BSH ile çalıştıklarını söylüyorlar. Cirolarının %54'ü şu an otomotiv sektöründen. %46'sı ise beyaz eşya sektörün otomotiv sektöründe ise yüksek basınçlı enjeksiyonlar ürettiklerini de Söyleyeyim. Genel olarak üretim faaliyetleri ile ilgili açıklamalarını buradan size okuyayım. Diyor ki: "Müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda otomotiv, beyaz eşya, elektrik, elektronik, savunma sanayi gibi sektörlerde kullanılmak üzere yüksek basınçlı enjeksiyon ve alüminyum parçalarının imalatını yaptıklarını söylüyorlar. Beyaz eş, e, bu sektörde ürettiği parçalar ise arkadaşlar bakın diyorlar ki elektrikli araçlarda kullanılmak üzere batarya kapakları, muhtelif parçalar, süspansiyon e, süspansiyon körükleri, silecek kolları, soğutma sistemleri yine araçtaki kambriyo ve sunroof sistemlerinde ürettiklerini söylüyorlar. Dolayısıyla otomotiv sektöründeki genel olarak ürettikleri bunlar. Bunlar önemli. Dikkat edin. Asla bu şirketimiz elektrikli araçlar sektörüne daha çok hizmet verdiğini görüyoruz bu açıdan. Çok çok önemli. Zaten geleceğimiz elektrikli araçlardır. O açıdan bakmak lazım. Beyaz eşya sektöründe ise ürettiklerine baktığımızda tambur kasnağı, yıldız parçaları, motor kapağı gibi ekipmanlar öğrettiklerini şirketimiz burada bize söylemiş. Öğretim e, merkezleri biraz önce de söyledik. 3 tane öğretim merkezi var. İstanbul Sancaktepe'deki öğretim tesislerinde otomotiv parçalarını öğretiyorlar. Ve 3 vardiya olarak çalıştıklarını da belirtmişler. Yine Gebze fabrikalarının ise 2022 yılının ikinci çeyreğinde açılmış olduğunu Beyaz eşya parçalarını ürettiklerini söylüyorlar. Yine Gebze fabrikasında yatırımlarının da devam ettiğini söylüyor. Yatırımlarla ilgili zaten birazdan size bilgi vereceğim. Kocaeli adresinde ise arkadaşlar 59 binlik, 59 bin metrekarelik bir arsa var. Bu arsanın 40 bin metrekare üretim sahası bulunuyor. Bunun içerisinde bir fabrika üret e, kuracaklarını, bu fabrikanın da arkadaşlar 2022 yılının ikinci çeyreğinde alınmış olduğunu şu an için üretimlerin başlanmadığını ancak yatırımların da devam ettiğini söylüyorlar. Bununla ilgili gelişmeler olduğunda da kamuoyu aydınlatma platformunda paylaşacaklarını söylüyorlar. Devam edelim arkadaşlar. Bu yatırımların bedeli, ne kadar bedel yani kaç paraya mal olduğunu onu da birazdan size söyleyeceğim. Şimdi geldik arkadaşlar bu şirketimizin önemli bir kısmı var. İş ilişkilerimiz bu şirketimizin 2032 yılına kadar şimdiden işler aldığını görüyoruz. Bu çok çok önemli ve aldıkları işler de arkadaşlar elektrikli araçlarla ilgilidir. Bu şirketimiz arkadaşlar genel olarak genel olarak 3 tane proje var. Bu üç proje için altı farklı parça üretecekler ve bu parçaların da 1, 2 ve 3 şeklinde üç farklı proje şeklinde müşterilerine sunacaklarını söyletmişler, söylemişler. Birinci proje arkadaşlar E kompresör yani elektrikli, hibrit elektrikli araçlar için yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon parçalarıdır. Bunlar 2023 yılının 4. çeyreğinde üretime başlanacak ve 2032 yılına kadar devam edecek. Bu projenin toplam bedeli de 11 milyon 260 bin eurodur. İkinci proje yine arkadaşlar akülü elektrikli araçlar için iş almışlar. Burada da yine yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon parçalarını üreteceklerini 2023 yılın yine dördüncü çeyreğinde üretime başlayıp 2020 yıl, e, 2027 yılında biteceğini söylüyorlar. Bu projenin de bedeli 24 milyon euro olduğunu söylemişler. Üçüncü projeye baktığımızda ise yine akülü elektrikli araçlar için yüksek basınçlı alüminyum enjeksiyon parçalarını üreteceklerini 2024 yılında seri üretime başlayıp 2029 yılında biteceğini bunun da ciroya katkısının 14 milyon 730 bin euro olacağını kısacası bu 3 projede toplamda kabaca 50 milyon euro 50 milyon euro bugünkü kurla arkadaşlar 1.6 1.7 milyar TL para yapıyor şirketin şu anki piyasa değeri arkadaşlar 2 milyardır dolayısıyla kendi piyasa değeri kadar şu an iş almış diyebiliriz aldıkları işler daha bitmedi. Devam ediyoruz. Yine arkadaşlar 2025 sonuna kadar bitecek olan VNT parçalarının üretimiyle ilgili yine 8 milyon euroluk bir iş almışlar. Devam ediyoruz. Avrupa'da bulunan bir firmayla elektrikli araçların kabin kapısı menteşe parçası gibi ürünlerin seri üretimi için yine 2023 yılında bir iş almışlar bu işin de 2024 yılında biteceğini bu işin de ciroya katkısının 4 milyon 900 bin euro olacağını söylemişler. Bütün aldıkları bu işlerin 2024 yılındaki işlerinin %80'inin ihracat olacağını söyletmişler. Bütün bu işleri alırken de arkadaşlar üst üste 2 yıl e, ihracat ödülünü aldıklarını, birincilik ödülünü aldıklarında da e, söylüyor. Buradaki bütün işlere baktığımızda art, e, aslında toplamda 63 milyon euroluk bir iş. Bu da 2 milyar TL'yi geçiyor. Bu açıdan bakmak lazım. Tabii ki bütün bu işleri bir yılda yapacakları anlamına e, gelmiyor. Ancak genel olarak demek ki şirket e, iş alma konusunda sıkıntı yaşamıyor diyebiliriz ve en önemlisi de elektrikli araçlar sektörüne yönelmiş olmasıdır. Bu noktaya dikkatinizi çekmek istedim. Şirketin yatırımlarına baktığımızda ise arkadaşlar Gebze'de 7286 metrekarelik bir alanda beyaz eşya parçaları üretimi var. Bu üretimin %30'unun kapasite üretimine geçtiklerini ancak geriye kalan kısmının hala devam ettiğini, yatırımın daha devam ettiğini, bitmediğini söylüyorlar. İkinci bir yatırım ise arkadaşlar Kocaeli Kartepe'de biraz önce bahsettiğimiz o 59 bin metrekarelik arsanın üzerinde 40 bin metrekare üretim sahasında 16 milyon dolar bedel ile nakden ödenerek satın almışlar satın almışlar. Bunun finansmanını Türkiye Vakıflar Bankası'ndan karşılamışlar ve bu kredinin geri ödeme üsülü ise bir yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli. Aldıkları bu kredilerin faiz oranlarına baktım. Gayet düşük. %11, %12'lerdedir. Bu enflasyon ortamında bu para aslında bunlara bir noktada bedavaya geliyor. Şirket ileriye dönük kendi bakış açılarını sunmuşlar. Diyorlar ki artan elektrikli araçların trend olmaya başlamasıyla fabrikamıza makina teşhizat yatırımlarımız devam etmektedir. Çok çok önemli şirketin arge çalışmalarda bulunmaktadır. Şirketimiz genel olarak baktığımızda bu şekilde bu yatırımlar için arkadaşlar teşvik almışlar. Toplamda 1 milyarlık bir teşvik var. Bu teşvik arkadaşlar vergi indirimi, faiz desteği, KDV desteği gibi teşviklerden oluştuğunu söyleyebilirim. Şimdi buraya kadar her şey çok güzel. Her şey güllü gülistanlık. Ancak şirket bu yatırımları yaparken bunun bir bedeli var. Katlanmaları gereken bazı borçlar var. O açıdan tekrardan söyleyeyim. Bu şirket borçlu, biraz borçlu. Borçluluk oranı %76'dır. Yani varlıklarının %76 borçlardan geliyor. Aslında ülkemiz gibi ülkelerde şirketlerin %60- %70 borçlukları tolere edilebilir. Bu borçlar yatırımlardan dolayı geliyorsa da bence sıkıntı değil. Ancak dediğim gibi nakit sıkıntısını da çekebilirler. Öyle gibi geldi bana yanılıyor olabilirim de. Ancak bunların da bildiği bir şey vardır. Bu yatırımları yaparken bu kredileri çekerken demek ki ödeyebileceklerinin hesabını yapmışlardır. Dolayısıyla burada da herhalde bir sıkıntı olmaz. En azından dediğim size söyleyeyim bilin borçlu bir şirkettir. Şirketin ücret gelir tablosuna baktığımızda arkadaşlar toplamda 802 milyonluk bir ciro yapmışlar. Brüt kar 148 milyon olmuş. Demek ki şirketin buradaki brüt kar marjı %15 civarına herhalde denk geliyor. Evet 800 milyondan 150 milyon kar etmiş. Öyle bakmak lazım. Esas faaliyet karı arkadaşlar 205 milyon. Esas faaliyet karı ise %25'e denk geliyor. Bu iyi. Ancak şirketin yaptığı yatırımlardan dolayı ciddi anlamda finansman gideri var ve 212 milyon finansman gideri olunca şirketin net dönem karı 28'e düşüyor. İşte karları net dönem karı böyle düşünce de şirketin fekası yukarı çıkmış oluyor. Ancak gerçek bir yatırımcı şirketin esas faaliyetlerden kar edip etmediğine bakar esas faaliyetlerden kar etmişse ve şirketin yatırımları da varsa oradaki finansal yük kısmını bir noktaya kadar tolere edebiliyor. Yatırımcı bu gözle bakmak lazım. Ancak o parayı alıp atıyorum tekrardan borçları kapatmada kullansaydı bu şirketi analiz etmeye bile değer bulmazdım. Bunları söyledikten sonra özet bilançoyu söyleyeyim. Dönem varlıkları 967 Kısa vadeli yükümlülükler de 922 milyon. Bu ne demek? Bu şu demek. Şirketin bir yılda nakite dönüşebilecek varlıklar 967 milyon. Ancak ödemesi gereken borçlar da 922 milyon. İşte burada biraz dikkat etmek lazım. Şirket bu borçlarını ödemeden sıkıntı yaşamasa bana göre çok güzel bir şirkettir. Toplam öz kaynakları 500 milyon. Toplam kaynakları ise 2 milyar Demek ki şirketin bütün varlıklarının bir buçuğu borçtur. 500 milyonu ise kendi öz kaynaklarıdır. Olaya böyle bakmak lazım. Bunu söyledikten sonra hemen arkadaşlar e, fin tablese gelelim. Fin tablesin şurada size 10 çeyreklik cirolarını, favuk ve net karlarına bakalım. Bakın şirketin satışları sürekli artıyor. Favuk trend genel olarak yukarı doğru. Ancak net karlar özellikle bu son dönemlerde yatırımlardan dolayı finansal giderlerinden dolayı net karlar gidiyor. Yani bu şirket borçlarını azalttığı anda bu kağıdı bana göre almak lazım. Tabii ki alıp satmak size kalmış bir şey. Bu bir yatırımcı tavsiyesi değil. Bir yatırım tavsiyesi değildir. Satışlar brüt kar esas faaliyette sıkıntı yok. Ancak dediğim gibi net karda düşüş meydana geliyor. Bunları dedikten sonra şirketin kaynak dağılımını biraz önce söyledik. Öz kaynak %24. Finansal yabancı kaynaklar ise %76'dır. Fili dolaşımı burada %58 gösteriyor. Piyasa değeri 2 milyar. Şirketin varlıkları da 2 milyar. Bu açıdan baktığımızda pahalı değil. Yine burada FK 40'tır. Aslında esas faaliyet karı açısından baktığımızda bu FK 4-5'lere düşüyor. O açıdan baktığımızda ucuz değil. Ancak net kar törpülendiği için FK yüksek çıkıyor. Firma deri bülü favuk 21 bu yüksek. Piyasa deri bülü defter deri 4 makuldur. Net borç bülü favuk işte sıkıntı burası. Net e, Net borç bölü favon 18 olması. Halbuki bunun ikilerde olması gerekirdi. Ona göre e, bakmanız gerekir. Şirketin piyasa çarpanlarına da bir bakalım. Şirket genel olarak hangi çarpanlarla fiyatlanmış? Bu önemli arkadaşlar şuradan bir yukarı getireyim. Pardon. Hatta karnesine bakalım. Ondan sonra bakın karlılık düşüyor. işte finansal yükünden dolayı büyüme fena değil. Zaten borç. Evet arkadaşlar. Borçluk tarafı yüksek. Şirketin piyasa çarpmalarına bir bakalım. Oradan karşımıza ne çıkıyor? Şirketin genel olarak şunu bir aşağı indireyim. Pardon. Ben şunu indirmeyince Şunun son 3 yılını alayım. Genel olarak şirketimiz hangi çarpanlarla fiyatlanmış. Son 3 yılı 14 yılı alalım. Yeterlidir. Şirket genel olarak ortalama 26 FK 2.5 piyasa deri bölü defter deri ve 13.5 firma deri bölü favukla fiyatlanmış. Şu anki çarpanlar ise arkadaşlar baktığımızda e, asla buraya yakın olduğunu düşünebiliriz genel olarak şirket demek ki bu çarpanlarla fiyatlanıyor. Asla şirket bana çok pahalı gelmedi. Dediğim gibi sadece şu borç kısmı biraz dikkat etmemiz gerekir. Onun dışında sektörel anlamda elektrikli araçlar sektörü olarak artık bakabiliriz. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda da bence şirket takip etmeye değerdir. Bunu söyledikten sonra çok da burada artık üzerinde durulacak bir şey kalmadı. Ben hemen size arkadaşlar bir teknik grafini de göstereyim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz grafik şirketin günlük grafidir. Günlükte bir sıkışmanın olduğunu hatta geç, yani cuma günü burada bir tepki gelmiş. Önümüzdeki ilk dirençte 67.92 olduğunu görüyoruz. Era sayı olarak baktığımızda fena sayılmıyor. Bir daralma var. Kısa vadede yukarı doğru bir atak meydana gelebilir. Bu günlüktür. Haftalıkta bakalım ne olmuş. Bu kat 120-130 TL'lere kadar gitmiş. 115 TL'lere kadar gitmiş. Sonra endeksin düşüyle birlikte bayağı o da düşmüş. sayı burada kafasını yukarı kaldırmış. Dolayısıyla kısa vadeli düşünenler bu tekniğe göre pozisyon alabilir veya almaz o kendileriyle ilgilidir. Kendilerinin kararıdır. Genel olarak benim söyleyeceklerim bunlardır. Ancak dediğim gibi bu şirketin %500 bedelsiz kararı var. Onu da tekrardan söyleyeyim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolarımı beğeniyorsanız paylaşmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Herkese bol kazançlar. Sağlıcakla kalın.